30 dakikaya hoş geldiniz. Küresel piyasalarda ana başlıklar, majör konular devam ediyor konuşulmaya. Piyasa etkisini de birazdan değerlendireceğiz. İçeride ise Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine son iki işlem gününe girmiş bulunmaktayız. Öncesinde neler beklenebilir? Şimdi Tuğba Özay ile birlikte devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Ayşama masası ile devam ediyoruz. Tuğba Özay bizlerle birlikte. Tuğba hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Evet, küresel piyasalar nezdinde bugün Almanya'dan büyüme verisini karşıladık. Bununla birlikte özellikle resesyon beklentileri bir tarafta güçlenirken bir diğer tarafta ise ECB'nin kararına da yine tartışmalar, kararına yönelik tartışmalar da devam ediyor. Ne dersin bizler için küresel piyasalarda bugün ana başlıklar içerisinde neler vardı? Evet, Avrupa tarafına baktığımızda küreselde şimdi Almanya'nın 3. okuması geldi. Aslında daha önceki veri ekonomik büyüme gerçekleşmedi. 0 yönünde açıklanmıştı. Bu veri revize edilmiş oldu. Böylelikle bir son veri geldiğinde işte 0 geldiğinde resesyondan kurtuldu diye yorum yapmıştık ama bu revize ile birlikte aslında -0.3 daralmaya işaret ediyor Almanya ekonomisi. Son böyle işte 0'la kurtuldu demiştik. Çok da kurtulamamış aslında. Onu görmüş olduk. Son rakam itibariyle yani 3. okuma itibariyle Almanya resesyona girmiş oldu böylelikle. Şimdi verinin içinde detaylara dikkat çektiğimizde özellikle burada yapı inşaat harcamalarındaki artış bir miktar dikkat çekici. Diğer taraftan kamu harcamalarında azalmanın ön plana çıkmış olduğunu görüyoruz. Yurt içi talepte bir miktar artış olmasına çok az bir miktar artış var ki önceki çeyreklere baktığımızda orada bir yavaşlama vardı ama şu anda yurt dışı talebin artmış olduğunu görüyoruz. Diğer kırımlara baktığımızda en çok etkileyenler özellikle burada bu kamu hane halkı harcamaları da yaşanan gerileme var. Aslında bu da bir tarafta. Hane halkı bir tarafta harcamalar yavaşlarken enflasyonun etkisini azaltıyor. Ama diğer taraftan da bir enflasyon tüketicileri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kamu harcamalarının düşmüş olması bir yerde olumlu ama inşaat tarafındaki o yapı inşaat ve bunların yapı inşaat malzemeleri, yapı inşaat tarafı o tarafta artmış olması da veriyi negatife çeviren kalemlerden biri. Burada yani teknik olarak aslında resesyona girmiş oldu. Bir önceki veri girmedi, kurtuldu Almanya kıl payı derken aslında da kurtulamamış. Bunu görmüş olduk. Şimdi bunun etkilerine olarak baktığımızda aslında Euro-Dolar paritesi tarafında 21.42'den fiyatlamaların devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Euro-Dolar ne olacak? Bu çok merak edilen konulardan birisi. Çünkü bizim için de önemli. Özellikle biz aramal ithalatını dolarla yaptığımız için aramalı dolarla alıyoruz. İhracatı euro ile yapıyoruz. Bu biri bizim için en büyük pazarlardan Almanya biri. Almanya özellikle bizim en büyük dış ticaret partnerimiz. Aynen öyle ve Almanya Avrupa Birliği'nin de lokomotif ülkesi. O yüzden Almanya'da olacak resesyon ya da oradaki daralma birliği etkileyecektir. Oradaki daralma haliyle Türkiye'yi de etkileyecektir. Bu anlamda da özellikle ihracatçılar tarafında euro dolar paritesi de yakından takip ediliyor. Şimdi baktığımızda Euro-TL tarafında 21.42'lerden bahsettik. Euro-Dolar tarafına baktığımızda da orada da fiyatlamalar aslında herhangi bir piyasa üzerinde verinin etkisi olmadığını söyleyebilirim ama beklentilere baktığımda ikinci çeyrek için medyan beklenti 1.10 seviyelerinde. Üçüncü, dördüncü çeyrek ve 2024 itibariyle baktığımızda aslında 2024'te 1.15'lere çıktığını görüyoruz parite tarafında. Ama bu yıl genelinde özellikle işte 2023'ün üçüncü ve dördüncü çeyreği 1.11-1.12 bu seviyelerde fiyatlamaların devam etmesi düşünülmekte. Bu neden önemli aslında Avrupa Merkez Bankası özellikle işte diğer merkez bankalarına kıyasla bu faiz artırım sürecini biraz daha geriden takip etmişti. Tabii bunun enflasyon üzerindeki etkisinin de gecikmeli etkiyi de göz önünde bulundurursak aslında enflasyonda da yavaşlama süresinin biraz daha sancılı olduğunu söyleyebiliriz. Orada hala yolun sonuna gelinmiş değil ki Lagarde'ın açıklamaları da bu yönde. Hala faiz artırımlarının gerekebileceği hatta diğer ECB içerisindeki üyelerinde faiz artırımlarına devam yönünde sinyallerin geldiğini biliyoruz. Evet. Yani burada ekonomide evet faiz artırımları bir miktar etkisini göstermiş ve ekonomi soğumaya başlamış. Ama enflasyon hala 7.2'lerde Almanya'da örneğin. Bunu göz önünde bulundurursak enflasyonla evet soğuyan bir ekonomi var ama düşmeyen yapışkan olan da bir enflasyon bundan var. Bundan sonraki süreçte ECB ne olacak? Bu aslında merak konusu değil mi Tuğba? Yani aynen. Nasıl bir hareket alanı? Çünkü resesyon durgunluk ihtimalleri merkez bankaları
zamanlarında Şahin söylemlerini bir miktar daha geri plana atıyorduk. ECB için aslında biraz daha yol var deniyordu ama veri bunu desteklemiyor. Şöyle aslında amaçladıkları zaten para politikalarıyla ekonomiyi soğutmak. Hı hı. Resesyona girmiş, evet ekonomi soğumuş ama ekonomi soğurken aslında enflasyon da düşmüyor. O yüzden son toplantıda Lagarde şuna dikkat çekti örneğin. Buradaki şirket karları, şirket karlarındaki yükseklik, yani normal şartlarda işte talep azalıyorsa, işsizlik artıyorsa, ekonomi daralma gösteriyorsa, enflasyonun da talepteki azalış kaynaklı, eğer maliyetten kaynaklanmıyorsa şayet, maliyet enflasyondan kaynaklanmıyorsa buradaki artış düşüyor olması gerekiyor. Ama 7.2 hedeflenen enflasyondan çok çok yüksek şu anda. Dolayısıyla orada para politikasının etkisi sınırlı kalıyor. Maliyet enflasyon tarafına baktığımızda orada maliyetten kaynaklı olan bir enflasyon var. Onun çözümü de para politikalarından geçmiyor. Hı-hı. Hal böyle olunca bir likidite sıkışıklığı yaşatılıyor piyasada. Bunu işte biz Amerika'da da görüyoruz, Avrupa'da da görüyoruz. Ama çok etkili olmuyor bir yere çok kadar. Çok etkili olmuyor bir yere kadar etkili oluyor. Çünkü talep tarafına para politikasıyla müdahale edebiliyorsun enflasyon tarafında ama maliyet enflasyon tarafında para politikasıyla müdahale edemiyorsun. Oradaki yapısal kırılganlıkların onarılması ve o süreçlerin geçmesi lazım. Enerji bu maliyetleri da, ve emtia grubu sanıyorum biraz daha etkili olacak bundan sonraki süreçte. Bu etkileri artık kalkmaya başladı. Hı-hı. Enerji fiyatları özellikle bir şeyden çok korkuyorduk işte. Savaş sonrasında Avrupa en çok etkilendiği kalem zaten enerji maliyetleriydi. Ondaki geri çekilmeyi falan enflasyon verisinde seninle konuşmuştuk gene. Düştüğünü de gördük. Enflasyondaki enerji baz etkisi kalkıyor. Ama diğer mallar ve hizmetler tarafında özellikle hizmet tarafından geldiğinde unutmayalım. Hizmet Amerika'da ilk başta hizmet tarafından gelirken Avrupa'da biraz daha ürün mal kaynaklıydı. Şimdi Avrupa tarafına baktığımızda da orada da hizmet kaynaklı enflasyonun bir miktar ön plana çıktığını görüyoruz. Burada birmiş gücü maliyeti azalırken ya da işte reel ücretler azalırken burada işte Lagarde da bu yüzden zaten şirket karlılıklarına dikkat çekmişti. Yani biz bu zamana kadar işte fiyat ücret spiralini konuşurken artık şirket karlıları mı acaba enflasyonist baskıyı tetikliyor bir miktar bu konuşuluyor. Bütün dünyada da bu konuşuluyor ayrıca. Sadece Almanya'da değil Türkiye'de de bunu konuşuyoruz şu anda. Çünkü fiyatlama davranışlarının bozulmuş olması üreticilerin de fiyatları belirlerken çok sağlıklı fiyat oluşumlarına sonuca gidememelerine neden oluyor. Bu da zaten dünyanın önünde bir engel şu anda enflasyonu düşürme konusunda. Evet, Almanya'dan yılın ilk çeyreğinde milli gelire ilişkin son okumayla birlikte %0.3'lük daralmaya revize edildi ve böylelikle ülke ikinci kez çeyreklik bazda daralarak resesyon bölgesine girmiş oldu. Ayrıntıları Tuğba Özay'la birlikte konuştuk. Araştırma masası noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, içeride ise seçime günler kala, iki işlem günü kala bir tarafta da tartışmalar sürüyor. Özellikle kredi tarafındaki tartışmalar sürerken mevduat tarafına bakacağız. Bununla birlikte ihtiyaç kredilerine bakacağız. Ticari krediler ne anlama geliyor? Nakit avans tartışması, tüm bu ayrıntıları kendisiyle konuşacağız. Hangi kredi CEO'su? Oray Durmazoğlu bizlerle birlikte. Oray Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle olarak şununla başlamak istiyorum. Yılbaşından bu yana kredi türlerinde nasıl bir büyüme potansiyeli oldu? Ne dersiniz? Resmi nasıl çizersiniz? Ayrıntılara birazdan yine değiniyor olacağız. Şimdi hacimsel gidelim, stok hacmiyle gidelim, ihtiyaç kredisi spesifiğine gidelim. Hı hı. Yılbaşında 674 milyar TL'lik hacim 853 milyar TL'ye geldi. Yaklaşık %27'lik bir büyüme söz konusu ihtiyaç kredisinde. Yine konut kredisine bakacak olursak, konutta son dönemlerde satışlar azalsa da o da 360 milyar TL'den 423 milyar TL'lik bir büyümeye geldi. %17 civarında bir büyüme söz konusu konutta. Taşıt kredilerine bakacak olursak bireysel taşıt kredilerinde stok 50 milyar TL'den 78 milyar TL'ye geldi. Aslında diğerlerine oranla ayrışan bir büyümesi söz konusu taşıtın. O da %40'ın üstünde bir büyüme gerçekleştirdi. Şimdi bir de kredi kartı bacağı, ki bugün aslında birazcık da nakit avans kapsamında onu da biraz daha konuşuruz. Kredi kartı tarafında da sene başında 446 milyar TL'lik kredi kartı borç paketi varken bugün 670 milyar TL'ye geldi. O da %50'lik büyüme var. Aslında büyüme oranlarına bakacak olursak
en büyük büyüme bireysel tarafta kredi kartında olmuş diyebiliriz hacimsel olarak. Evet, şimdi kredi kartı tartışmaları sürerken onun da ayrıntılarına gireceğiz. Özellikle Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı politikaların aksine daha gevşek para politikaları uygularken ama bir tarafta da liralaşma stratejisi kapsamında kredilere yönelik atmış olduğu adımlar vardı. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Özellikle Merkez Bankası'nın ya da BDDK'nın atmış olduğu adımlar sonrasında bir yavaşlama söz konusu oldu mu? İhtiyaç kredilerinde özellikle ya da yıllıklandırılmış bazda ortalama ne kadarlık bir değer karşımıza çıkıyor bizim? Şimdi bu sene aslında ilk olarak 13-14 Mart'ta bir adım atıldı ihtiyaç kredisinde. İhtiyaç kredisi geçen sene Nisan ayı itibariyle ticari kredilerde menkul kıymet zorunluluğu noktasındaki durum ihtiyaç kredisinde de 13 Mart itibariyle geldi. Fakat bunda ufak bir değişiklik oldu hemen ertesi günün ertesi döneminde. 70 bin TL'lik bir cap konuldu. 70 bin TL artı 6 ihtiyaç kredileri muaf tutuldu. Bizim bugün büyümeye baktığımız zaman yıl içerisindeki büyümeye ihtiyaç kredisinde en büyük büyüme aslında Şubat ayı ve Mart ayı diyebiliriz. Şubat ayı evet ülkemizde ciddi bir afet neticesiyle ciddi bir sıkıntılı süreçler yaşadık. Burada da özellikle kamu bankaları deprem bölgesine borç öteleme, özel bankalarda bu arada borç öteleme artı farklı faiz kampanyaları, sıfır faiz veya buna benzer kampanyalarla orayı daha canlandırmak istedi. Aslında en büyük artış buradaydı. Bu dönemde, Şubat ve Mart dönemindeydi ihtiyaç kredisinde. Şimdi son döneme bakacak olursak aslında geçen hafta 15 Mayıs itibariyle hem nakit avans kapsamına hem de kuyum harcamaları kapsamına veya genişletilmiş ihtiyaç kredisi kapsamında Merkez Bankası'nın aldığı bir aksiyon var hepimizin bildiği gibi. Şimdi bunun şöyle bir yansıması oldu bu aksiyonun. Öncelikle 19 Mayıs itibariyle o aksiyon bir revize edildi. En son güncelini söyleyecek olursak akım dediğimiz aslında önceki stoğun bir sonraki döneme göre büyümesiyle ilgilendirilen ve bunun karşılığında menkul kıymet karşılığı alınması zorunluluğu getiren bir yeni düzenleme söz konusu. Bunun içerisinde bireysel krediler dediğimiz bütün ihtiyaç kredisi, kredi kartı gibi ürünler söz konusu. KMH'i hariç bıraktılar. Kredili mevduat hesabına hariç bıraktılar. Şimdi bu zorunlulukla birlikte biz son bir haftada özellikle faiz oranlarında, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında ciddi bir yükseliş görüyoruz. Baktığımız zaman Paçal'da ortalama faiz ihtiyaç kredisinde yıllıklandırılmış 34-35 seviyelerinde gerçekleşirken son bir haftada bunun 40'ın üzerine çıktığını görüyoruz. Bu aslında menkul kıymet maliyetinin bankaların ihtiyaç kredisi maliyetine yansımasının olduğunun göstergesi. Bu tüketiciye nasıl yansıyor derseniz, tüketicinin talep tarafında aslında ciddi bir kısılması veya talebin düşmesi de çok söz konusu değil. Burada talep devam ediyor ama bir taraftan bu talebin karşılığında girilen maliyetler tüketici tarafında çok yükseldi diyebiliriz. Peki şimdi tüm bu ayrıntılarla birlikte bunun yanısına konut kredisi tarafını da merak ediyorum. Konut kredisi tarafında özellikle talep kısıldı mı? Ya da diğer kredi türlerinde? Şimdi konut kredisine bakacak olursak konut kredisinde de aslında bir hafta öncesine kadar %25'lik yıllık bir ortalama faiz oranı söz konusuydu. Özel bankalar, kamu bankaları. Bunu aylık olarak herkesin anlayacağı dile çevirdiğimiz zaman %2, %2.20 gibi aylık faiz oranı söz konusuydu konut kredisinde. Şimdi ortalama konuşuyorum. Bugüne baktığımız zaman burada da %3'lerin üzerine çıkmış. Geçen hafta ile birlikte burada da %3'lerin üstüne çıkmış bir ortalama faiz oranı var bankaların sunduğu. Konutta bir başka nokta daha var. Konutta da biliyorsunuz konut tiplerine göre sıfır veya ikinci el. Konutun inşaat kalitesine göre A tipi, B tipi gibi farklı oranlarla farklı uygulamalar var. Burada farklı sınırlamalar var kredi toplam tutarında. Bir taraftan konut fiyat endeksinin geçtiğimiz yıla oranla %150'lere dayanan bir büyümesi söz konusu. Bir taraftan da baktığımız zaman kredi tarafında oluşturulan bazı sınırlamalar. Bunların ikisini birleştirdiğimiz zaman konut kredisinde talep geçtiğimiz yıllara göre daha az diyebiliriz.
Peki şimdi mevduat tarafını da biraz konuşalım Oray Bey. Mevduat tarafını yakından ilgileniyoruz çünkü diğer yatırım varlıklarını da yakından ilgilendirdiği ve alternatif de bir yatırım aracı olduğundan dolayı. Mevduat tarafında bir büyüme söz konusu. Dolayısıyla oranlar öyle boyutlara geldi ki gevşek para politikasını tam tersi bir yön belirleyen de bir mevduat tarafı var. Buraya dair de bilgi almak isterim. Şimdi aslında söylediğiniz gibi aynı şekilde geçtiğimiz haftayı biraz milat kabul edebiliriz. Hı-hı. Çok yakın konuşalım. Yakın zamanlama zaman diliminde konuşalım. Geçtiğimiz hafta öncesinde %27-28 yıllık faiz oranları söz konusuyken mevduatta. Bugün bunun ortalamasının 33-34 seviyesine geldiğini söyleyebiliriz. Bu ihtiyaç kredisindeki fiyatlamaya yansıyan artış aynı şekilde mevduata da yansıdığını söyleyebiliriz aktif pasif dengesinde. Ama ek olarak bir şey daha söyleyeyim. Bazı bankalarda %40'lara varan mevduat faizi teklifleri de görüyoruz. Dolayısıyla burası TL'ye dönüştürüldüğünde agresif bir fiyat politikası izlenen noktaya geldi diyebilirim. Evet, şimdi biraz da taşıt tarafına da değinelim. Taşıt tarafında özellikle taşıt kredileri bağlamındaki geçtiğimiz özellikle Şubat ayı ve Mart ayına ilişkin ihtiyaç kredisini işaret ettiniz. Konut tarafında biraz daha durumun farklılaştığını. Peki taşıt tarafında durum nedir? Şimdi aslında biraz önce söyledim 50 milyar TL'den 78 milyar TL'ye gelen bir taşıt stoğunun hacmi söz konusu. Buradaki büyüme aslında tüm bireysel kredilerden fazla bir büyüme. Baktığımız zaman siz de takip ediyorsunuzdur. Otomobil satışları ya da hafif ticari otomobil satışları toplam otomobil satışlarına bakacak olursak geçtiğimiz yıllara nazaran Şubat, Mart, Nisan'da rekor satışlar söz konusu. 100 bin liraya yaklaşan aylık satışlar söz konusu. Bunun tabii kredilere yansıması da var. Kredinin faiz oranına bakacak olursak burada yine kredi faiz oranı ihtiyaç kredisi gibi konut kredisindeki gibi nispeten önceki dönemlere göre yüksek. Ama taşıttaki stok bulma, stok bulunca hemen alma, fiyatların düzenli revize edilmesi gibi konular nedeniyle aslında taleple birlikte bulduğu aracı alma noktasında tüketicinin bir eğilimi olduğu için kredide bir azalma yaratmıyor. Buradaki büyüme aynı şekilde devam ediyor diyebilirim. Evet, şimdi gelelim mi nakit avans kredisi mevzusuna. Kredi kartı geçtiğimiz hafta oldukça tartışma da yaratmıştı. Dolayısıyla bu bağlamda isterseniz konuya önce bir açıklık getirelim. Şu anki durum nedir, ne dersiniz? Şu anda nakit avansla ilgili yani geçtiğimiz hafta kamuoyuna da yansıyan nakit avans kapatıldı ya da nakit avans çekilemiyor gibi yansımalar şu anda aslında gerçek dışı. Şu anda nakit avans hemen hemen tüm bankalarda kredi kartı işlemi olarak açık diyebiliriz. Önce bunu bir şöyle bir yorumlamakta fayda var. Şimdi nakit avans aslında bir şekilde nakit ihtiyacını karşılamak için tüketicilerin kullandığı ve tüketicilerin çok sık kullandığı bir ürün. Aslında kamuoyunun da bu kadar da ses getirmesinin sebebi bu çok kullanılan ürünün kapatılması veya regülatif olarak bazı değişikliklere gidilmesinin karşısında çok kişinin etkilenmesi nedeniyle bu kadar kamuoyu oluşturdu. Bugün baktığımız zaman en son 19 Mayıs güncel verilerine göre, güncel regülasyona göre, düzeltme regülasyona göre nakit avans da kredi kartının akım, %3'lük akım sınırı içerisine dahil edildi. Dolayısıyla ondan sonra bankalar zaten nakit avansla ilgili aldığı aksiyonu, kimi bankanın aldığı aksiyonu geri çektiler. Şu anda bir durum yok. Ama bunun nedenine bir bakacak olursak, datayı incelediğimiz zaman neden nakit avans veya kuyum harcamaları ile ilgili böyle bir sınırlamalar getirildi sorusunun cevabı olarak aslında geçtiğimiz aylarda ortalama nakit avans tutarı 50 milyar, 55 milyar TL aylık çekim olurken en son güncel Mart verisi, BKM'nin verisine göre bu Mart ayında 76 milyar TL'ye kadar çıkmış. Burada bir sıçrama söz konusu olmuş. Sıçrama söz konusu olmuş ki bu regülasyonu hayata geçiren Merkez Bankası tarafında daha da güncel veri vardır. Burada bir büyüme söz konusu nakit avansta. Diğer taraftan
işlem yapılan sektörlere baktığımız zaman kuyum sektöründe de yine Mart ayında bir önceki döneme göre ve diğer işlem yapılan sektörlere göre çok daha farklı bir büyüme söz konusu. Normalde bir önceki aya göre %30'lar civarında büyürken sektörel harcamalar kuyum sektöründe Mart ayında %90'lık, %100'e varan bir büyüme söz konusu. Böyle olduğu zaman bu parçaları birleştirdiğimiz zaman nakit ihtiyacını karşılama ya da ihtiyacı karşılarken bunu kuyumla, altınla, buna benzer farklı uygulamalarla karşılama gibi iki tane farklı şeyden bahsettim. Bir nakit ihtiyacı karşılama, bir de nakit ihtiyacı yerine altın vesaire alımı noktasında. Bu iki şeyi parçayı birleştirdiğimiz zaman bu regülasyonun gelmesinin aslında TL'ye dönüş kapsamında bekleniyordu diyebilirim ben size. Peki tüm bu düzenlemeleri ve şu andaki kredi oranlarını, işte faiz oranlarını bu bağlamda Türk lirası kapsamında, yani liralaşma stratejisi kapsamında etkin olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da bu sonuçlar bundan sonraki süreçte, özellikle az önce siz de bahsettiniz, mevduatlardaki yükseliş, bununla birlikte ihtiyaç kredilerinde her ne kadar bir %5 ve 6'lık yıllıklandırılmışta bir artış yaşansa da bundan sonraki seyir neyi gösteriyor? Bir liralaşma stratejisinin etkinliğinden bahsedebilecek miyiz bu kompozisyonu kurduğumuz zaman? Şimdi sorduğunuz soru kolay bir soru değil. Cevabı kolay bir soru değil ama şöyle, kişisel olarak şöyle söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte ekonomi politikasındaki değişiklikler, olası değişiklikler ekonomi politikasında, bu arada olmaya da bilir herhangi bir şekilde değişiklik, ola da bilir ama olası değişiklikler noktasında ben bu sınırlamaların nispeten daha farklılaşacağını düşünüyorum. Yani şu anda bu sınırlamaların bazı sektörleri, özellikle reel sektörde ciddi sıkıntı yarattığını duyuyoruz, görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu sınırlamaların nispeten gevşetileceği veya farklılaşacağını düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum Oray Bey. Aktardıklarınız için Oray Durmazoğlu, Hangi Kredi CEO'su bizlerle birlikteydi. 30 dakikayı noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.